Yani asıl sorun şu. Yani 2015 ile bugünün benzetilmesinin temel noktalarından biri siyasi aritmetiği değiştirme hamlesi olması ikisinin de. 2015'te ne olmuştu? 2015'te AKP azınlığa düştü. Yani tıpkı bugünkü gibi iktidarın sayısal olarak azınlığa düştüğü bir tablo oluştu. Ve bu siyasi aritmetiği değiştiren temel anahtar iki şeye dayanıyordu. Birincisi MHP ile ortaklık, MHP meşhur %40-%60 denklemi çerçevesinde taraf değiştirdi. Ki aslında o anda olmadı ama bu o anda gerçekleşti. İkincisi de HDP anahtarını kullanarak muhalefet toplamının aritmetiğini bozma girişimi. Bunun için Ceylan Pınar hadisesi kullanıldı, hendek vesile edildi. Yani sonuçta ama o denklem mevcut siyasi aritmetiği bozma üzerine kuruluydu. Bugün de aynı durumla karşı karşıyayız. Bugün de ortada olan ne? İktidar ve muhalefetin fiktif olarak yani ayrı şey olarak blok olarak düşünüldüğünde sayısal olarak dengesi değişmiş durumda. İktidar azınlıkta. Dolayısıyla yine aynı sorunla karşı karşıya iktidar. Ve bunu çözmek için elinde olan enstrüman yine aynı enstrüman. MHP yani Erdoğan için söylüyorum bunu. MHP'ye yaslanmak, onunla birlikte ve onun çizgisinde hareket etmek. İkincisi HDP anahtarını kullanarak muhalefet bloğunun aritmetiğini bozmak. Yani bu denklemdeki bu şeyi görmeden aslında niyetler ya da bunun yaratabileceği sonuçları öngörmek zor. Şu mümkün tabii. Hani aynı şey bir daha olur mu? Bunu herkes bir daha yer mi? Ama açıkçası biraz önce saldırı vesilesiyle konuştuğumuz çerçevede iktidar aynı oyunu kurarken muhalefetin de başka bir oyun kurma ataklığını görmediğimizi de işaret etmemiz lazım. Yani olur mu kardeşim bir daha bu numara yenir mi? Galiba en azından açık aktörler bakımından toplum yer mi bilmiyorum ama birilerinin benzer davrandığını Kasım gibi olur korkusuyla tam da Kasım gibi davranmaya niyetli olduklarını görüyoruz.